yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Amerikalı mimarlık ofisi Diller Scafidio plus Renfro tarafından tasarlanan kulübe sanat merkezi New York'ta yer alıyor. Projenin ana teması sanatseverler için kar amacı gütmeyen bir organizasyon oluşturmak. Bu doğrultuda yapı 8 seviyeye bölünmüş. Galeri alanı, Griffin Tiyatrosu, prova alanı, yerel sanatçılar için laboratuvar ve etkinlik alanı kolektif bir tasarımda bütünleştirilmiş. Yaratıcı kişiliğiyle dikkat çeken yapının EFTE adı verilen hareketli, çelik bir kabukla kaplanmış. Böylece tasarım heybetli bir görünüme kavuşturulmuş. Kulübe Sanat Merkezi hareketli formu ve yaratıcı tasarımıyla hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir tasarıma imza atmış. Amerikalı Mimarlık Ofisi, Red Lab tarafından tasarlanan Saltwater Farm Boutique Hotel, Friday Harbor'da yer alıyor. Sadece deniz ve hava yoluyla erişilebilen bir adada konumlandırılan projenin ana teması, kırsal bir geri çekilme olarak tanımlanmış. Geniş bir orman arazisiyle dikkat çeken bu yapı, 5 küçük konuk kabini bir ana lobi binası şeklinde tasarlanmış. Tüm kabinler rafine malzemeden üretilerek İskandinav tarzı minimalize bir mimariyle bütünleştirilmiş. Böylece manzarayla iç içe geçen çerçeveli bir düzen yaratılmış. Saltwater Farm Boutique Hotel sakinlik arayanlar için minimal tasarımıyla eşsiz bir ortam sunuyor. Brezilyalı Mimarlık Ofisi, Clay Semeren tarafından tasarlanan Daire Merlot, Brezilya'da yer alıyor. Daire, içi boş tuğla ve geniş pencere çerçeveleri gibi tipik modernist unsurlar dikkate alınarak tasarlanmış. Geniş çerçeveli camları ve beyaz ağırlıklı renk paletiyle mekan bol bol ışıklı somut bir yapıya kavuşturulmuş. Ana bölümü ve kiriş sistemi olmayan yapıda kolektif bir yaşam alanı oluşturmak amaçlanmış. Daire Merlot, şık tasarımı ve avantgard kişiliğiyle modern mimarinin en iyi temsilcilerinden biri olmuş. Vietnamlı Mimarlık Ofisi D1 tarafından tasarlanan Namra Cafe Da Nang'da yer alıyor. Şehrin yoğun caddelerinden kaçmak için rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak için tasarlanan yapı yerel bitkilerle dekore edilmiş. Böylece konseptin ana teması huzurun ve sessizliğin vası olarak tanımlanıyor. Yapı malzemesi olarak tercih edilen çift katmanlı tuğla duvarlarsa tasarımın sağlamlığını vurguluyor. Zemin kaplamasında kullanılan yeşil çimento sayesinde ortamın doğal duruşuna da uyum sağlanmış. Namra Cafe, huzurlu konsepti ve sağlam kişiliğiyle misafirlerine eşsiz bir deneyim sunmayı da böyle başarmış. İspanyol Mimarlık Ofisi GRX tarafından tasarlanan Calixto evi Puble de Don Fadrique'de yer alıyor. Kırsal bir alanda konumlandırılan bu yapıda radikal bir açık konsept ve manzarayla bütünleşen güneşli bir tasarım oluşturmak amaçlanmış. Bu doğrultuda iç ve dış mekan arasındaki geçiş geniş sürgü cam panellerle sağlanıyor. Çevrenin kırsal ruhunu yansıtabilmek maksadıyla tüm dış cephe doğal taş malzemeyle kaplanarak entegratif bir tasarım yaratılıyor. Calixto evi, benzersiz aurası ve aydınlık formuyla huzuru arayanlar için ilk durak olmayı da böyle başarıyor. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.